Beşiktaşlı olsun ya da olmasın, futbola ilgi duysun ya da duymasın, herkes çarşıyı bilir. Sloganlarıyla, şarkılarıyla, aldıkları siyasi tavırlarla tribünlerin en renkli grubu çarşı, şimdi de test konusu oldu sayın seyirciler. İşte doğuştan Beşiktaşlı Sema Tuğçe Dikici'nin master tezi yaptığı çarşı. 132 desibellik sesiyle dünya ses rekorunu kıran çarşı, sadece siyah beyaz renklere gönül verse de tribünlerin en renkli grubu. 25 yıllık mazisiyle Beşiktaş Spor Kulübü'nde adeta bir efsane. İşte Kara Kartal'a gönül veren bu efsane grup, önce bir öğrencinin üniversite bitirme tezi oldu, ardından da çarşı bir başka taraftarlık adıyla kitap haline geldi. Tezi ve kitabı hazırlayan doğuştan Beşiktaşlı, tam bir futbol tutkunu olan Sema Tuğçe Dikici. Beşiktaş fanatizmi ona ailesinden miras. Beşiktaş aşkı nereden geliyor? Aileden kaynaklanıyor. Zaten Türkiye'de taraftar oluşumları ya ailedendir ya arkadaş çevresindendir. Bize aileden geliyor. Dikici'nin en büyük zevki her gün spor gazetelerini okumak ve spor yazarlarını takip etmek. Master tezini de sosyal bir olgu olarak gördüğü Beşiktaş takımı ve çarşı grubu üzerine hazırladı. Türkiye'de ilk defa bu konuyu tez haline getirmekten son derece gurur duyuyorum. Birebir mülakatlar yaptım zaten. Maçların çoğuna gittim, hepsine hemen hemen. Gözlemlerim oldu. Tribündeki tribün müdavimlerinden kendini çarşı grubuna ait hissedenlerle konuşmalar yaptım. Peki Beşiktaş'ın Kara Kartal'dan sonra en önemli sembolü olan çarşı grubu nasıl bir topluluk? Türkiye'de taraftar oluşumlarının, taraftar denildiğinde akla ilk gelen örnek çarşı, sadece taraftar grubu değil aslında. Sosyal, siyasal, politik anlamda, çevresel anlamda her konuda söyleyebilecekleri sözleri var. Bu nedenle biraz sivil toplum örgütlerini andırıyorlar bize. Teröre, nükleer enerjiye, Plüton'un gezegenlikten çıkartılmasına ve hatta gökkuşağına bile karşı olan çarşının bu tavrı araştırmada da yer aldı. Karşı oldukları haksızlık ve adaletsizlik. Ve bunu çoğu zaman onlar da söylüyorlar. Haksızlık ve adaletsizlik dışında aslında bizim karşı olduğumuz bir şey yok. Taraftarlar da çarşının bilimsel araştırma konusu olmasından oldukça memnun. Kitabı yazanı helal olsun. Her zaman kalbimizde yaşıyor. Eğer bir taraftar üzerine zaten tez yapılacaksa bu kesinlikle çarşı grubu olmalıydı.